Savadika. Herkese bir Tay selamı verdim. Merhaba demek burada. Taylerin diyarı Tayland'dan selamlar. Videoyu direkt burada açtım. Çünkü öyle bir yolculuktan geçtim ki buraya varana kadar. 35-36 saat sürdü. İzmir'den İstanbul'a otobüse gitmem gerekti. Havalimanında 7 saat falan bekledim. Oradan Umman'a geçtim. Umman'dan da aktarma yapıp Tayland'a geldim. Bugün gelişimin ertesi günü, hala o kadar yorgunum ki. Buraya dün akşam vardığımda yani resmen bayılmışım. Bir hostele girdim. O hosteli de birazdan bir şeyler yedikten sonra göstereceğim size. 5 yıl önce geldiğim bir ülke Tayland benim. Her zaman aklımda harika anılarla kalan bir yer burası. Ya zaten çok seviyorum böyle tropik yerleri. Şimdi bir şeyler yemeye çıktım. Buraya özgü patay yiyeceğim birazdan. Patayı ben gerçekten çok özledim. Bir yer biliyorum burada. 5 yıl önce açıktı. Buraların bildiği bir yer. Ama inanılmaz lezzetli yapıyorlar patayı. Yedikten sonra da size neden buradayım ve şu an nereye gidiyorum biraz bunlardan bahsedeceğim. Buraya giriş prosedürleri ne gerekli gibi sorular gelmeye başladı bir de Instagram üzerinden. Onları da yanıtlayacağım birazdan. Starbucks çok yaygın bu arada. Böyle bir sürü Starbucks var Phuket'te. Şimdi mesela bak burada karakol var. Adam burada şeyler içiyor. 5 yıl önce geldim. Patay yediğim yere geldim ve o kadar mutluyum ki açık çünkü. Bakın burası işte. Hay, selam. Okay. Ha, böyle bir yer. Bayağı da insan keşfetmiş burayı. Dolu gibi. Hava o kadar sıcak ki. Ya sıcaktan ziyade burada nem çok. Acayip nemli bir hava var burada. Şimdi böyle bir menü geldi. Daha doğrusu menü burada. Siparişleri de burada veriyorsun. Ben patay söyleyeceğim. Buranın olayı patay zaten. Tavuklu patay 80 baht abi. Yani 2 dolar gibi bir şey. İçecekler de böyle. Mesela bira satıyorlar burada. 120-100 baht. 3 dolar falan. I'll have one chicken patay. And how much is fruit shake? This one 90 baht. Passion fruit shake. No sugar please. Yes. Okay. Thank you. Şimdi hazırladılar bakın. Son hali benim. Patayın. Üstüne de fıstık atıyor biraz. Burada da etli şeyler hazırlıyorlar. Şimdi ben biraz açlığımı gidereceğim. Ondan sonra sahile çıkmayı planlıyorum. Sahilde veya başka bir yerde bütün bunları tek tek detaylı şekilde anlatacağım. Özellikle Tayland'a giriş kısmını merak ediyorsunuz. Çünkü Covid sonrası, yani sonrası diyorum hala var ama yani çoğu ülke burada kapılarının sınırlarını açtı. Şu anda Tayland'da bunlardan biri. Neyse, birazdan bahsedeceğiz hepsine. %70 yani hepsi 4-5 dolara yakın bir şey tuttu ama fazlasıyla değiyor yani. Bunlar çok iyi yapıyor ya. Bir de ekstradan şeye mutlu oldum. Böyle 5 yıl önce keşfedip geldiğim bir yerin hala açık olmasına. Tabii bir tanıyor musunuz falan dedim de pek tanıdıklarını hatırladıklarını sanmıyorum. Onlara 1000 kişi geliyor ama benim için orası tek bir yer. O yüzden ben hatırlıyorum, onlar doğal olarak hatırlamıyor. Gerçi hatırlıyor musun cümlesini de tam anladıklarını sanmıyorum. Belki hiçbir şey anlamadılar dedikleri. Böyle bir nem olamaz ya. Bakın şurada bir araç gidiyor. Şimdi orada duracak herhalde, yakalayacağım onu. Muay Thai yani Tayland boksu. Tayland'da çok önemli bir yer tutuyor. Yani bu kültürün bir parçası diyebilirim Tayland boksu. Hatta 5 yıl önce ben geldiğimde buraya tamamen o amaçla gelmiştim. Yani bir ay boyunca neredeyse bir Muay Thai kampında kalmıştım.
Krabi diye bir yerde. Neyse, geldik abi. Patonun her yerinde dolaşıyorlar. Mesela pazartesi gecesi bir müsabaka olacak herhalde, bir turnuva var. Onun habercisi bu. Şimdi geçeceğim caddenin ismi Bangla. Bu Bangla caddesinde böyle mekanlar var bir sürü. Muaytay aracından da bir kurtulsam iyi olur. Benim yürümeme eş zamanlı yanımdan geliyor. Kulaklar gitti. Buranın en ünlü barlarından biri bu da. Bar Funk diye geçiyor. Ya bu sokağı bir de gece göreceksiniz. Bir de gece geleceğim. Yani şaşıracaksınız buranın haline. Alakası yok. Şu an mesela çok az insan var. 7-8 gibi başlıyor burası. Çünkü hava kararıyor. Biraz daha serinliyor etraf. Şu an yani yürüdüğüme bakmayın. Yürünecek gibi bir hava yok şu an yani. Benim vaktim az olduğu için Tayland'da her anı değerlendirmek istiyorum. Buranın bir başka ünlü barı Tiger Nights. Buraya insanlar gelip Avrupa'dan falan mesela müsabakalara katılabiliyor. Öyle bir durum var burada. Ya müsabakalarda yenilseler bile belli bir ücret alabiliyorlar. Veya katıldıkları kamp bu masrafları karşılayabiliyor. Eğer yetenekli biri olduğunu düşünüyorlarsa yani. Yani işi gücü yok adamın. Kendi ülkesine atıyorum Fransa'da zar zor yaşıyor. Aldığı maaş kendine bile yetmiyor mesela. Fransa'da yaşıyor adam. Biraz da işte geçmişi var dövüş sanatlarıyla ilgili. Geleyim diyor bir kampa. Öğrenirim diyor. O kadar yani. Sıfırdan başlayıp geliyorlar buraya. Burada yaşamaya başlıyorlar. 10-12 yıldır buralarda yaşayan Fransız arkadaşlarım bile var. Sıfır olarak gelip hiçbir şey bilmeden bir Muay Thai dövüşçüsü olup çıktı adamlar. Şöyle bir olay var burada. Ya aslında çok realist, gerçekçi bir tanımlama yapmam gerekirse şu arkamdaki sokağa. Çok ünlü bir sokak bu arada. Beyaz Avrupalıların etrafında dolaşan, hayatını geçindirmek zorunda olan Tayilerden oluşan bir sokak diyebilirim yani ben burası için. Her yerde dövme stüdyoları var. Ya buraya böyle gençler de geliyor işte ilk defa dövme yaptıracağım falan hevesiyle. Öyle dövme yaptıran insan da çok fazla mesela burada. Abi yağmur sezonu ya tabii şu an. Temmuz'dan Ekim'e kadar yağmur sezonu. Full yağış var. Yani 5 dakika böyle, 5 dakika sonra güneş açıyor. O kadar sıcak oluyor ki duramıyorsun. Son döneminin şöyle bir pisliği var. Sivrisinekler ortaya çıkıyor. Yani mahvediyorlar adamı. Kocaman böyle eşek arısı gibi sivrisinekler. Şimdi hostele doğru ilerliyorum. Size hem hosteli göstereyim. İşin ilginç yanı, 5 yıl önce buraya geldiğimde aynı yerde kalmıştım. O yüzden benim için çok nostaljik oluyor buralar şu an. Yemek yediğim yerden tutun, konakladığım yere kadar aynı yer. Sadece insanlar değişmiş. Hatta şöyle ilginç bir şey yaşamıştım. 5 yıl önce geldiğimde benim burada saatim kaybolmuştu. Yani bu otelde. Sonra resepsiyondan bir şekilde bulmuşlar, nasıl bulmuşlar bilmiyorum. Böyle selam veriyorlar durmadan. Selamsız da geçemiyoruz, yapacak bir şey. Neyse, resepsiyonist kız bir yerden bulmuş. Facebook'tan bana saatin fotoğrafını attı, bulduk diye. Ben de o sırada Türkiye'ye dönmüştüm. Dedim, al hayrını gör, takarsın dedim. Takmış falan, fotoğrafını yollamış taktıktan sonra. Ben dedim, hediye olsun dedim artık. Şimdi orada mı dedim de, saat değil tabii. Kendisi yani, çok ilginç olurdu. Bir merhabalaşırdık. Ayrılmış insanlar değişmiş tabi. İnsanlar değişiyor abi. İnsanlar değişiyor. Tek değişmeyen herhalde burada yürüyen Mertes Türk. Yağmur duracak gibi durmuyor. O yüzden ben de durmayıp daha hızlanarak hostele ilerliyorum. Hemen şurası zaten. Şimdi ben size bir de odayı göstereyim. Oda da güzel bu arada. Odada kartlı böyle kilit sistemi var. Bu arada benim için en önemli şey, bakın kocaman böyle kilitler var. Dolapların içine değerli eşyalarınızı koyabiliyorsunuz. Şunlardan kendinizde olması lazım. Benim var, her zaman taşıyorum böyle durumlar için. Çünkü karşılaşabiliyorsunuz buralarda.
Yani yoksa buradan satın almak zorunda kalıyorsunuz bunları. Burası 8 yataklı bir oda. Yani hiç tanımadığınız insanlarla burada birlikte uyuyorsunuz ya da uyuyamıyorsunuz. Horlayan varsa tabii aranızda, sıkıntıyı veren onlar oluyor genelde. Neyse ki bizde çıkmadı. Mesela burası benim kaldığım yatak. İhtiyaç olan her şey var. Yatağın ışığı ve prizi varsa, bir de temizse, ki burası tertemiz. Başka hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Havlu da veriyorlar şöyle. Ben böyle farklı yerlerde havlu pek sevmiyorum kullanmayı. Kendi havlumu her zaman taşıyorum. Bir de buradan dışarı da açılıyor da. Teras katına çıkıyoruz. Buranın en ferah yeri diyebilirim orası için. Burada yemek falan yapıyorlar. Böyle bir ortam var burada. Televizyon falan izleyebiliyorsunuz. Şuradan işte su, bira, mira ne almak istiyorsanız buradan. Sular da market fiyatları gibi. 10 baht mesela bu. Şimdi de dışarı çıkalım da. Burası teras katı işte. Teras katına herkes buraya gelebiliyor. Burası da bir sosyalleşme alanı gibi bir yer. Şimdi göstereceğim size. Şu anda sahilin kenarındayız aslında. Şu gördüğünüz yol denize paralel gidiyor. Yani bunun ötesinde sadece şurada evler falan var zaten. Konaklamaların hepsi şu sahil şeridinde yer alıyor. Havuzun yanındayım. Arkamda da Phuket manzarası var. Yani denize paralel bir yerdeyim şu anda. Şimdi ben neden Tayland'dayım? Önce bundan bahsetmek istiyorum. Ben Tayland'a geçiş güzergahı olarak geldim. Yani bir haftalığına geldim buraya. Normalde Yeni Zelanda'ya geçeceğim. Yeni Zelanda vizem var. Bir yıllık. Bir yıllık çalışma ve tatil vizesi. Working Holiday diye geçiyor bu. Aslında Yeni Zelanda'ya doğru geçecekken biletlere baktım. Biliyorsunuz uçak biletleri şu anda uçmuş durumda. Uçmuştan kastım ne? Net bir rakam vereyim size. Tam 25 bin Türk lirası tuttu benim bütün uçak biletlerim. Yani içinde ne var? İzmir'den İstanbul'a otobüse gitmek zorunda kaldım bu arada. O yüzden 35 saattir falan yoldayım aslında ben. İzmir'den İstanbul'a otobüste gittim. Orada havalimanında biraz bekledim 6-7 saat kadar. Orada zaten taşa uzanmışım, uyuyakalmışım. Her tarafım tutuk bir şekilde uyandım oradan. Sonra Umman aktarmalı Phuket'e uçak bileti en ucuz olandı. Yani bu bölge içinde alabileceğim en ucuz uçak bileti Phuket'eydi. Onu da Salam Air aracılığıyla aldım. Salam Air'i hiçbir şekilde de önermiyorum bu arada. 7 saatlik yurt dışı uçuşunda adamlar su vermiyor. Yani yanınızda bardak var mı? Bardağı anca doldurabiliriz bizim içtiğimiz suyu falan diyorlar. O kadar kötü bir havayolu şirketi. Kimse kusura bakmasın, iyi iyi diyorsam kötüye de kötü demek istiyorum ki sizin de başınız yanmasın. Yani Salam Air harbiden salam gibi bir havayolu şirketi, ben o kadar söyleyeyim. Neyse, konudan sapmayalım. Sinirleniyorum çünkü Salam Air'den bahsettiğim anda kendi kendime sinirlenmeye başlıyorum. Umman'da durduk. Türkiye'den Umman'a 4,5 saatte falan uçtuk. Zaten hiçbir şey, su, yiyecek hiçbir şey vermedikleri için böyle acayip aç bir şekilde havalimanında aktarmada Umman'da bir şeyler yemem gerekti ve tek bir opsiyon vardı. İşte orada yerel bir yiyecekler satan bir dükkandı. Orada 3,5 Umman dinarı mı bilmiyorum. Şimdi yanlış olmasın, Umman para biriminde 3,5 yazıyordu. Ben dedim ne kadar olabilir yani. 14 dolara çok basit bir biryani pilav yedim. Neyse, sonra tekrar uçağa bindik. Oradan da Umman'dan Phuket'e 7 saatte falan geldik. Buradan Singapur'a uçuşum var bir hafta sonra. 3 gün Singapur'da olacağım. Biraz orayı gezmek istedim. 3 gün verdim. Oradan da direkt uçuşum var Auckland'e, yani Yeni Zelanda'ya. Böyle bir rotam var şu anda. Aslında rota Yeni Zelanda'da bitiyor diyemem. Çünkü Yeni Zelanda'dan sonra da etraftaki Fiji adası gibi birkaç adaya gitmek istiyorum. O yüzden böyle devam eden bir rota var. Ama bu rotanın asıl amacı Yeni Zelanda'ya varmak aslında. Yeni Zelanda vizesinden bayağı detaylı bir şekilde bahsetmek istiyorum. Çünkü çok işinize yarayabilecek bilgiler vereceğim bununla ilgili. Özellikle 30 yaş altı kardeşlerim izlesin burayı. Çünkü 30 yaş üzerine böyle bir vize hakkı tanınmıyor. Ben vizeyi 2 yıl önce almıştım. 100 kişilik bir kontenjan var her yıl. Bu Working Holiday vizesi için 1 yıllık bir vize ve bu vizeyi aldığınızda Yeni Zelanda'ya gidiyorsunuz, çalışabiliyorsunuz. Legal bir şekilde çalışıyorsunuz. Bayağı para biriktirebiliyorsunuz Yeni Zelanda doları bazında. Çünkü o ülkede o para birimi kullanılıyor. Yani çıktığınızda çok kendinizi kasarsanız bir yılda yani 10 binden 20 bin dolara kadar biriktirebileceğinizi duydum. Bilmiyorum doğru mu değil mi? Bunları duydum ben.
Ya ben öyle bir şey yapmayı planlamıyorum. Bir yıl boyunca orada çalışmayacağım. Ama 3 ay kadar hem gezerim hem de ufak tefek bir iki iş deneyim için yapmak istiyorum. Aynı zamanda biraz da masrafları çıkarmak istiyorum oradayken. Onun dışında şu an Phuket Adası'ndayım. Tayland'a nasıl girdim? Eminim ki çoğunuz şu anda bunu merak ediyorsunuz. Çünkü Covid sürecinden sonra ya bu bölge açılmaya başladı şu anda. Yani açılmaya başladı kastım ne? Bu bölgedeki hiçbir ülke sınırını açmamıştı 2 yıl boyunca. Şimdi yavaş yavaş açılmalar başlıyor. Ve buraya ben 2 doz aşıyla rahat bir şekilde girdim. Yani sınırda kimse hiçbir şey sormadı bana. Evet, sadece aşıyı sordular. Ona da bir kart çıkarmıştım ben. Aşı kartını gösterdim. Bir de dönüşümü sordular. Yani dönüş bileti çok önemli. Dönüş biletiniz olmazsa sıkıntı yaşayabilirsiniz. Onu söyleyeyim. Bir de burada işte birkaç günlüğüne rezervasyon yaptırırsınız. Gerçek olabilir, fake olabilir ama bir rezervasyonunuz olsun elinizde kalacağınız yere dair. Onun dışında Tayland şu anda giriş için hiçbir şey istemiyor. Yani pasaportunuzu alıp bu ufak tefek 2-3 şeyi hallettikten sonra gelebilirsiniz. Bir de ben bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Şimdi ben Instagram hesabımda bu arada takip edebilirsiniz. Orada da anlık paylaşımlar yapıyorum ve oldukça aktifim. Hatta belki YouTube'dan bile daha aktifim diyebilirim. Ne zaman herhangi bir konu hakkında sorularınızı alıyorum desem en çok sorulan soru konudan bağımsız bir şekilde benim gelirim oluyor. Yani bu gezileri, seyahatleri ben nasıl yapıyorum, neyle finanse ediyorum sorusu oluyor. Bu konuda da kısa ve öz bir şekilde hemen bir açıklama yapayım. Ben gelirimi geçtiğimiz seneye kadar son 6-7 aya kadar birikimlerimden yani bugüne kadar çalıştığımda biriktirdiğim paralardan yiyordum aslında, öyle söyleyeyim. Ya bu gelir konusuna eminim hepiniz çok merak ediyorsunuz. Yani ben kendimi bir YouTuber veya bir gezgin veya herhangi bir kalıba sokmak istemiyorum. Yani hiçbiri değilim. Aynı zamanda hepsiyim de diyebilirim. Yani evet geziyorum. Gezdiğim için gezgin mi oluyorum bilmiyorum. YouTube'a içerik üretiyorum düzenli olarak ve severek yapıyorum bunu. Bu yüzden YouTuber mı oluyorum onu da bilmiyorum. Yani bir tanıma gerek yok. Finansmanımı ben şu anda sizler sayesinde yapıyorum. Yani nasıl sizler sayesinde? Sizler aracılığıyla daha doğrusu. Yani siz ücretsiz bir şekilde benim YouTube kanalıma abone olmuş olsanız da YouTube geliri var. Yani YouTube geliri de reklamlar üzerinden kazanılıyor. Yani neden dolaylı olarak siz aslında bu yolculuğu finanse ediyorsunuz diyorum. Çünkü sizin izlediğiniz reklamlar sayesinde ben de içerik üretip size aslında bunu geri dönüştürüyorum. Yani bir nevi bu karşılıklı bir durum oluyor. Yani siz doğrudan katkı da sağlayabiliyorsunuz tabii ki bu yolculuğa. Güvenli bir şekilde YouTube'un katıl butonu var. Katıl butonu üzerinden farklı seçenekler var. Yanlış hatırlamıyorum, çok önce yapmıştım onu, ayarlamıştım. O yüzden o enflasyona biraz yenik düştü ama en düşük işte 15 liradan başlıyor. 600 liraya kadar falan gidiyor. Şu an 15 lira 1 dolar bile etmiyor. Hatta üzerine ben böyle kalıp yazılar yazmıştım. Mesela 15 liralık katıl butonu üyesi olmak siftah olsun mesela. Ya da işte 50 liralık katıl butonu üyesi olmak yarım günüm senden gibi böyle işte mizahi bir yaklaşımda bulunmuştum da. Yarım gün 50 lirayla şu an 50 lira zaten 2-3 dolar falan ediyor. O yüzden katıl butonu seçenekleri aslında biraz enflasyon yenik düştü ama hala işte sizin için katılabileceğiniz veya bu kanala destek olabileceğiniz bir seçenektir. Yani bu kanal sizler sayesinde yürüyor neticede. Yani siz kanala bir destek veriyorsunuz. Bu kanala destek olabileceğiniz farklı yöntemler var. En basiti videoya like atmak. Böylece videolar daha fazla kişiye önerilir. Ve böylece daha fazla insan görüp daha fazla insan bu reklamları izlerken bu kanalda daha fazla gelir elde edebilir ve daha rahat bir şekilde içerik üretilebilir. Bu kanalda benim adıma konuşuyorum. Onun dışında kanala abone olabilirsiniz. Bu başka bir destek seçeneği. Abone olun yanındaki zil işaretini açabilirsiniz. Böylece videolardan anlık haberdar olursunuz ve kaçırmazsınız. Katıl butonu var. Katıl butonu aracılığıyla herkes kendi bütçesine göre bir destekte bulunabilir. Yani yanlış anlamayın. Ben hiçbir şekilde öyle ben geziyorum işte bağış yapın veya ben geziyorum bunun için para topluyorum gibi düşünmüyorum bu katıl butonunu. Çünkü ben gerçekten sizden gelen desteklerle yani sizin izlemeleriniz sayesinde YouTube'dan bir gelir elde ediyorum. Ve bu gelir de zaten aynı şekilde bu içerikleri üretirken gidiyor. Yani öyle
bir villa alacak veya 2-3 araba falan alacak bir para kalmıyor burada zaten. Yani sizden gelen size geri dönüyor diyebilirim. Yani gelir konusu böyle. İçeriklerimde de kaliteyi hiçbir zaman düşürmek istemiyorum. Yani her gün niye paylaşım yapmıyorsun diyenler oluyor. Her gün paylaşım yapan insanları tek tek incelemenizi istiyorum. Ya 20 kişilik ekiplerdir, ya en az 5 kişilik ekiplerdir. Ya da yani tek başınaysan ve eğer bir gezi içeriği üretiyorsan bunun mümkünatı yok. Tabii ki mümkün. Kaliteyi böyle aşağılara çekersem, her şeyi göstermeye çalışırsam, yani her şeyi anlatırsam zaten evet kalitesiz bir içerik olacaktır ve her günde çok rahat paylaşım yapabilirim. Hiçbir şekilde montajda yapmadan. Ama ben kaliteden yanayım. O yüzden yani nitelikli olsun, çok fazla olmasına gerek yok. Beni şu an finanse ediyor mu? Evet, yani en azından yapmak istediklerimi yapabiliyorum. Böyle devam ediyoruz. Yapacağınız her türlü destekler de zaten size bu kanal aracılığıyla geri dönüyor. Gözlüğü çıkarmanın vakti geldi herhalde. Bazı insan tipleri var burada, hiç değişmiyor. Avrupa'dan geliyorlar, ilk rotaları oluyor büyük ihtimalle. Burası ilk destinasyon. Burada direkt bir dövme yaptırıyorlar. Dövmeden sonra bir Muay Thai deneyimi yaşamaya çalışıyorlar. İşte böyle bir dövüşelim falan. Hani böyle egzotik geliyor her şey. Bunlar her gün işte masaja falan gidiyor. Bilmiyorum, çok böyle kategorik bir insan tipi var burada. Bana hiç değişmemiş gibi geliyor ve değişmeyeceğini de düşünüyorum. Çünkü çok ucuz geliyor abi. Burası ya, Türk lirasıyla bile geldiğinizde inanılmaz ucuz. Ve düşünün yani poundla veya euroyla veya dolarla geldiğinizde nasıl bir hal alıyor burası. Bu videonun bu şekilde böyle biraz kısa, neredeyim, ne yapıyorum ve ne yapacağım hakkında ufak böyle bilgilendirici nitelikte olmasını istedim. Bir sonraki videoda Tayland'ı biraz daha derinlemesine geziyor olacağız. Şimdilik görüşürüz. Kendinize iyi bakın.